Ulaşım Dünyası başlıyor. Mutlu günler, Radyo Trafik'ten sevgili dinleyenler. Ulaşım Dünyası başlıyor. Bugün özel bir konu ağırlıyoruz. Sayın Serdar İnan, İnanlar Yönetim Kurulu Başkanı, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cezayir Bey, merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir giriş yapayım ben. 120 inşaat, 600 çalışan, 21 altın çağ projesi, 485 milyon euroluk ciro geçen yıl. Bilmiyorum, evet. Rakam değişiyor mu? 6 kitap, 4 çocuk ve Serdar İnan. Evet, hem kariyer yaparım. Hem çocuk yaparım. Peki. Biraz daha anlatır mısınız kendinizi? 1965 Erzincan doğumluyum Cezayir Bey. İşte 69'da İstanbul'a gelmişiz. Ondan önce amcamların kurduğu İnanlar İnşaat'la birlikte işte ömrümüz geçti. 50 senedir inşaat yapıyoruz. Hı hı. Otomotiv işimiz var, sigorta işimiz var, gıda işlerimiz var. Ama esas işimiz, ana işimiz inşaat, gayrimenkul geliştirme. Aslında biz bir design firmasıyız da diyebiliriz kendimize yani. İnşaat artık inşaatı yapmanın dışında bir gayrimenkul geliştirme anlamını kazandı. Hem Anadolu çocuğuyuz. İstanbul'da işte Robert Koleji bitirdim ben. İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık mezunuyum. Hem Anadolu, hem Batı, hem Doğu. Yani bir İstanbul'un özetiyiz diyebiliriz kendimize. Her şeyden var. Evet, İstanbul'da biliyorsunuz öyle Doğu Batı sentezi. Bizde de biraz bu yapı var. Dinleyenlerimizden soru bekliyoruz. Sayın İnan'a sorularınız varsa emlak üzerine, inşaat üzerine, İstanbul üzerine, ki İstanbul'u çok seven bir iş adamı, kitapları var Sayın İnan'ın, onu da konuşacağız birazdan. Ve İstanbul'la ilgili çok müthiş projeleri var. Herkesin, birçok kesimin daha doğrusu bildiği projeler, onları da konuşacağız. Ve tabii otomobil üzerine, otomotiv üzerine, İnanlar Otomotiv'de konuşacağız bu programda. Yalnız güncel bir konuyla başlayalım. Şu Rusya ile yaşadığımız sorun. Ne dersiniz Sayın İnan? Bu sorun ne kadar bizi etkiler ve sizi tabii, sektörünüzü etkiler? Ben kısa vadede bu etkileneceğimizi, uzun vadede faydalı, yani faydalı derken, şimdi hiçbir zaman böyle bir tatsızlığı yaşamak istemeyiz. Ancak hani bu tacizler birden fazla olduğu zaman da artık bir yerde de bir Türk devleti kendi egemenliğini de ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Neticede Rusya tabii ciddi bir güçtür ama şu bugün itibariyle aslında Suriye'de bir haksız işgalinde parçası halindedir. Türkiye'nin ciddi de bir partneridir. Yani 25 milyar dolar bir kere Rusya bize ihracat yapıyor. Evet. Biz onlara 6 milyar dolarlar civarında ihracat yapıyoruz. Aslında Rusya Türkiye'yi de kaybetmek istemez. Ama bunlar politikadır tabii, dış politika. Kısa vadede bir takım hani uçağının düşmesinden dolayı hani ciddi şekilde karizması çizilmiş durumda. Hı hı. Benim bildiğim ilk defa NATO bir Rus uçağını düşürüyor diye biliyorum. Evet, NATO ülkesi ilk defa bir Rus uçağı düşürüyor. Aslında ciddi bir durum. Ancak hani orta vadede, uzun vadede ciddi bir etkilenme olmayacağını düşünüyorum ben. Bundan sonra da biraz daha taraflar daha dikkatli olacaktır. Burası hassas bölge, sıcak bir bölge. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Hani savaşı hiç kimse istemez. Evet. Ama savaş olmaması için de belli işte bir gücü elinizde tutmanız gerekiyor. Ve bir otoriteyi de elinizde tutmanız gerekiyor. Yani bir ordu besleyeceksiniz. Dünyanın en büyük ordularından biri bizde. Hı. Ama bu orduyu da bir şekilde hani bir karşıdan gelecek tehditlere karşı da bir unsur olarak mutlaka yeri geldiği zaman, günü geldiği zaman da kullanmak zorundayız. Bunu da unutmamak gerekiyor. Emlak pazarında etkin midir Ruslar? Rus pazarı daha çok güneyde daha etkin. Antalya. Yani Antalya'da daha etkin. İstanbul'da da var. Bizim satışlarımızın da bir kısmında, yani %1'lik, %0.5'lık kısmında Rus etkisi var. Ama onun dışında hani İstanbul pazarında çok fazla Rus alımı yapmıyorlar. Evet, ama bir turizme, çünkü bayağı iptaller vesaire olmuş. Turizmde ciddi etkileri var tabii. 6 milyarlık bir rakamdan söz ediyor sonuç itibariyle. Bir rakam var elimde, 450 milyar euro İspanya'nın Orta Doğu'dan çektiği para. Tabii. 450 milyar euro. Euro, doğru. Bizde de var tabii Orta Doğu'dan gelen ama emlak piyasasının içine giren. Niye biz bunlara yaklaşamıyoruz, bu rakamları yakalayamıyoruz ya da kenarından bile geçemiyoruz? Şimdi dünya turizm pazarından ciddi bir pay kapmış durumda Türkiye. Hı hı. Yani yaklaşık 30 milyar 40 milyar dolar civarında her yıl turizmden pay kapmış. Gene aynı ölçekte olan gayrimenkul, yabancıya gayrimenkul satış pazarından ise maalesef bu rakamları yakalayamadık. Yani işte 5 milyar dolarlar, 4 milyarlar civarında seyrediyoruz.
Ama Türkiye'nin potansiyeline baktığın zaman da yılda 50 milyar 60 milyar dolara kadar da çıkabilecek bir potansiyeli var. Hı-hı. İspanya zamanında kendini tanıtmış. Gelen yabancılara doğru davranmış. Onları aldatmamış. Onlara para kazandırmış bir şekilde. Bizim Türkiye'nin de bir kere kendi PR'ını ve kendi reklamını doğru yapması gerekiyor. Orta Doğu'dan veya işte dışarıdan gelen yabancı gayrimenkul alıcılarına doğru davranması gerekiyor. Bundan ilgili mevzuatını düzeltmesi gerekiyor. Bundan ilgili eğitimlerini vermesi gerekiyor. Maalesef Türkiye'de emlak pazarında, emlakçı dediğimiz arkadaşlarımızda bir eğitim söz konusu değil. Bu eğitimsiz kesimden de işte milyon euroluk, milyar euroluk alımların yapılması ve insanların bu anlamda alıcıların mutlu mesut olması da bir şekilde tam mümkün olmuyor. Yani mesela ben yurt dışında da gayrimenkul alımları yaptım. Orada baktığım zaman yurt dışında sertifikasız hiçbir emlak görevlisinin olmadığını gördüm. Ama Türkiye'de böyle bir durum maalesef söz konusu değil. Türkiye'de emlakçılar işte başka işlerde tutturamayan insanların gelip emlak pazarında işte komisyonculuk yaptığını görüyoruz. Bir kere bu altyapımızı geliştirmemiz, değiştirmemiz gerekiyor. Türkiye'yi tanıtmamız gerekiyor. Bir de işte bu stres yaratan, şimdi bu mesela bu Rus uçağı olayı işte yabancının Türkiye'den gayrimenkul alımını ciddi miktarda azaltacaktır. Bu stres yaratan olayları da ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ki biz de bayağı stresli bir şeydeyiz, bölgedeyiz ne yazık ki. Hemen sorular gelmeye başladı. Mesela bir dinleyicimiz diyor ki, Serdar Bey'im Marmara etrafında ray sistemi projesi, Kanal İstanbul projesine göre yapılabilirliği daha fazla diye bir ileti devamı da var. Bu konuda hangi noktadasınız diye soruyor dinleyicimiz. Ray sistemi biz İHA'ta Marmara Ring, Marmara'nın etrafında dolaşan duraklarda durmayan hızlı tren sistemidir bu. Yani Marmara'nın etrafı 600 kilometredir ve Marmara'nın en uzak noktasından İstanbul'a işte hızlı trenin kilometresine, hızına bağlı. Yani yarım saatte bir saat arasında yolcuları getirip götürebilen bir sistemdir. Bu sistemde Bandırma'da oturup işte sabahleyin işinize İstanbul'a gelip akşamleyin gene Bandırma'ya evinize gidebiliyorsunuz. İstanbul içindeki nüfusu Marmara'nın etrafına dışına yaymak isteyen bir mega kent projesidir. Bu anlamda 7 milyar dolara ihtiyacı olan bir projedir. Bunun ben patentini aldım. Bu benim ürettiğim bir sistem. Çok da basit bir sistemdir. Yani YouTube'da vardır şeyleri. İHA Serdar İnanlar, Marmara Ring. Bu isimleri girerseniz çok rahat bulabilirsiniz. Kanal İstanbul'da yapılabilir bir projedir. Kanal İstanbul'un yaklaşık maliyeti 10 milyar dolar civarında. Daha yüksek. Kanal İstanbul'un da çok ciddi bir gayrimenkul geliri elde etme potansiyeli vardır. Marmara Ring, bu Marmara'nın etrafında dönenin de böyle bir gelir imkanı vardır. Ancak Marmara Ring, İHA sistemi çok daha İstanbul için, İstanbul içindeki bu sıkışıklığı ortadan kaldıracak, İstanbul'u çok daha ferahlatacak ve İstanbul'u işte Marmara ile kavuşturacak olan bir proje olduğu için ben çok daha fazla önemsiyorum. Buna benzer benim 21 tane işte Altınçağ İstanbul projelerim var. Bu projeler yapıldıkça veya bu buna benzer büyük mega projeler yapıldıkça İstanbul'un ulaşımının daha rahatlayacağını göreceğiz. Siz de burada trafiğin ne kadar Cezayir Bey ne kadar rahat olduğunu, boş olduğunu anlatacaksınız. Yok, şu eğitim meselesi az önce bahsettiğiniz bizim sürücülerde de olursa ve bu projelerde hayata geçerse anca o zaman bir ferahlama rahatlama olur kanaatindeyim ben. Yoksa aksi halde ne yaparsanız yapın, işte metro yapın, metrobüs yapın, tünel yapın, projeler yapın, bilinçli sürücü sayısını artıramazsak bence İstanbul'un bu keşmekeş trafiğinden kurtulma şansımız pek yok kanaatindeyim. Evet. Çünkü işte sunuyoruz yayınlarda saat 8'e 9'a kadar trafik yoğun, 9'dan sonra rahatlıyor, hop arkasına kazalar geliyor, 10 tane 15 tane 20 tane ve rahatlamaya başlayan trafik bir anda tekrar yoğunlaşıyor. Biz de diyoruz ki İstanbul trafiği hiç bitmiyor. Bu kadar çok kaza olursa bitmesi ya da azalması pek de mümkün olmayacaktır. Reklam aramız var. Sayın Serdar İnan konuğumuz, sorularınız geliyor. Ulaşım üzerine, otomotiv üzerine, İstanbul üzerine, emlak dünyası üzerine. Varsa sorularınız bekliyoruz Sayın İnan'a. Ve çalışma hayatı üzerine yöneltelim. Tekrar buradayız. Ulaşım dünyası devam edecek. 104.2 Trafik. Radyo Trafik.
Radyo Trafik 104.2. Ulaşım Dünyası devam ediyor. Evet, tekrar yayındayız. İnanlar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar İnan konuğumuz ve bu programda iş dünyasını konuşuyoruz. Aynı zamanda İstanbul'u, emlak sektörünü, otomotiv sektörünü konuşuyoruz ve otomotiv deyince de İnanlar Otomotiv'i biraz anlatmalarını rica edeceğiz. Ne zaman başladı, şu anda hangi noktada ve her şeyden önemlisi memnun musunuz gidişatta? Allah'ımıza çok şükür diyelim. Yani otomotivden büyük karlar elde etmek mümkün değil. Hı-hı. Ama 1983'ten beri İnanlar Otomotiv iş yapar. 83. Bu sene, evet. Bu sene 10.000'in üstünde araç satacak olan bir grubuz biz. Yıllık araç satışımız o. 3 tane servis noktamız var. 6 tane ikinci el satış noktamız var. Hı-hı. Servislerimize yılda 50.000 araç giriyor. Yani aslında büyük sayılan bir grubuz. Evet, evet. Tabii dünya ölçeğinde, Avrupa ölçeğinde hani 10.000 araç satışı çok önemli rakamlar değil. Türkiye'de? Avrupa'da en çok satan grup 250.000 araç satan bayiler var. Yani distribütörler değil. Yani Türkiye'deki distribütörlerden büyük. Hı hı. Amerika'yı demiyorum, Avrupa'da 250.000 araç satan gruplar var. Türkiye'de bu işte 10.000'in üstüne geçtiğiniz zaman zaten ilk 3'e, ilk 5'e girmiş oluyorsunuz. Biz de inanlar olarak o gruplardan biriyiz. Ciddi karlar yok otomotivde. Tamamen işte halkımızdan alışverişte bulunduğumuz, hı-hı, iletişimde bulunduğumuz, hı-hı, ve sinerjisinden yararlandığımız, faydalandığımız bir sektördür. Büyütmeyi düşünüyor musunuz? Tabii büyütüyoruz. Hızlı şekilde büyüyoruz. Bir dahaki sene 15.000'in üstüne çıkacağız. Hı-hı. Hedefimiz odur. Burada çeşitli bayiliklerimiz var. Ayrıca da yurt dışından lüks araç ithalatımız vardır bizim. Hı-hı. Onu da yapıyoruz, onu da yapıyoruz. Yani her kategoride bildiğiniz standart araçlardan yani lüks araçlara kadar her kategoride hizmet veriyoruz. Yerli otomobil konusundaki fikriniz nedir? Ben çok yerli otomobili üretmenin niye harcayacağımız emekle çok daha başka işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü dünyada ciddi rakabet var. Yani Mercedes'in kalitesinde bir araç yapmak ya da işte uzak doğu araçlarını düşünün. Uzak doğu araçlarının herhangi birinin sürümünde veya onların ucuzluğunda araç üretmek ciddi şekilde emek, ciddi şekilde konsantrasyon gerektiriyor diye düşünüyorum. Hani bu konsantrasyonumuzu bir başka sektöre de yöneltirsek çok daha yararlı olur. Şu an 7 tane büyük Japon markası vardır bilirsiniz. Hı-hı. Bu markalar bile Güney Kore'nin atakları altında ve Alman araçlarının atakları altında ciddi sıkıntıları var. Bazı markalarda ki Japon markaları hani güçlü rekabet yapabilen, hı-hı, firmalar. Yani Türkiye'nin bu pazara hani ne kadar girer, ne kadar bu pazarda başarılı olur? Çok büyük düşünmek lazım yani. Bir 30 senelik bir plan yapıp girmek lazım. Bir de elektrikli araçtan girmek lazım diye düşünüyorum yani. Ki öyle bir plan var. Evet, elektrikli araçtan elektrikli girmek çok daha doğru. Biz mesela şu an yaptığımız bütün binaların altında LEED sertifikası alıyoruz bizim binalarımıza. Hı-hı. LEED sertifikasında da elektrikli araçlara otoparklarda yer verme mecburiyeti vardır. Hı-hı. Otoparklarda mesela elektrikli araçlara mutlaka yer veriyoruz. Binadaki kullanılan araç sayısının belli bir oranı mutlaka otoparklarda elektrik istasyonları yapıyoruz. Evet. Ama ilginç bu yaklaşım. Yani başka bir yere enerjiye harcayalım çünkü bir pazar payı bulma şansını düşük görüyorsunuz. Yani daha büyük emek harcamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çok köklü ve bilinen şeyler var. Yani Türkiye'de işte taşımacılık, lojistik, hı-hı, işte turizm, işte bu yabancıya gayrimenkul satışı. Hı-hı. Yani Türkiye'nin güçlü tarafları, Türkiye'deki madenler, özel madenlerin işlenmesi olabilir. Türkiye'deki gıda sektörünün, Türkiye'de üretilen gıdanın doğru şekilde ambalajlanması, endüstriyel hale getirilmesi, orada, hı-hı, katma değer elde edilmesi olabilir gibi. Bunlar daha kolay, daha hızlı kâra dönecek yatırımlardır diye düşünüyorum ben. Anladım. Çok da bildiğim bir konu değil. Tamamen bir ticaret erbabı olarak söyledim. Evet. Şimdi o beklediğim soru geldi. İnanlara gitsek araba almak için patronun selamını söylesek indirim yaparlar mı demiş mesela. Şimdi benim tabii çok tanıdığım olduğu için bana her yerden mesaj gelir. Face'ten gelir, Twitter'dan gelir, güzel, sosyal medyadan gelir. Normal benim, güzel, 1994'ten beri aynı cep numarasını kullandığım için ve bu cep numarasıyla bir dönem siyaset de yaptığım için, hı-hı, belki benim cep numaramı Türkiye'de 1 milyon kişi bilir. Onlarla ilgili işte ararlar Serdar abi falan, mesaj atarlar. Ondan sonra hepsine ben geri dönerim. Yani geri dönerim derken bana mesaj atarlar. O mesajı mutlaka ilgili arkadaşa gönderirim ve mutlaka bir patron indirimi alırlar. Ya hakikaten o ilginç. Ben sizin kişisel sitenize baktım. Hı-hı.
Hani sonuçta bir para, kariyer, güç vesaire vesaire. Ama orada Serdar İnan oturuyor, gördüm. Gelen soruları tek tek cevaplıyor. Normalde bu tür sorular belki başka patronlara da yöneltiyor ama biri oturur oraya yazar. Teşekkür ederiz, bir klasik cevaplar. Ama bayağı hani herkese tek tek cevap yazmışsınız. Yani bu mütevazı tavrın sonucu mudur? Yoksa Serdar İnan iyi bir PR şeyi midir? Bu ne, niye bu kadar, nasıl bu kadar şey olabiliyorsun, mütevazı kalabiliyorsun? Bir kere Anadolu çocuğu. İstanbul'da büyüdüm ama hani Anadolu köklerimiz Anadolu'dan ayrılmadığı için, hı-hı, hani böyle aristokrat bir yapımım benim yok. Hı-hı. Olacağını da zannetmiyorum. Hatta beni eleştiriyorlar bizim PR'cılar, şirketteki reklamcılar. Abi bu kadar herkesle bir olma, herkesle bir iletişim kurma. Ama ben onu seviyorum. Türkiye'deki bazı büyük patronlarda mesela Sakıp Sabancı'da da bu özellik vardı. Hani, evet. Halkla birlikte, arkadaşlarla birlikte olmanın da bu faydası var. Her yerden haber alıyorsunuz, hı-hı, bir kere. Yani çok yoruluyorsunuz bir kere. Herkese geri dönüyorsunuz, dönemiyorsunuz. Dönemeyenler bazen küsüyor işte. Ya abi niye bana cevap ver? Bir şeyler oluyor. Ama hani insanlarla iç içe olmanın da büyük faydası var. Bir kere iletişimi kurmanız, her yerden bilgi almanız, bütün piyasalardan bilgi çekmenizi gerektiriyor, geliyor. Hı hı. Ayağınıza bilgiler ulaşıyor. Ondan doğru kararlar alabiliyorsunuz, doğru yorumlar yapabiliyorsunuz. Böyle büyük faydaları var bir kere. Hı. Ama yorgunluk yapıyor. Biz sabah 6, akşam 26 ben çalışırım. Sabahları bizim işte 7'ye çeyrek kala ben şeydeyimdir, ya şantiyedeyimdir sabah, İnşaatın ya şirketteyimdir başında. Mutlaka sabah kahvaltısını arkadaşlarla beraber yaparız, güne zinde başlarız. Akşam da işte saat 10-11 ne zaman pilim bittiyse o zaman eve giderim. Bu çok önemli bir şey galiba, kriter değil mi başarıda? Yani işi sahiplenmek, işin başında olmak, işte erkenden gitmek vesaire. Peki siz kitap da yazıyorsunuz bu arada. Ondan sonra paneller düzenliyorsunuz, seminerler vesaire vesaire. Bu kadar aktif olmak, böylesi bir iş temposu içerisinde nasıl başarılıyor? Bir kere yanımda beraber çalıştığımız iş arkadaşlarım, onlar da bu konuya adapte oluyorlar yavaş yavaş. Yani bendeki bu hıza, hı hı, saniyelerle yarışıyoruz biz. Aynı anda 2-3 işi birden yapıyoruz. Bizle beraber çalışan bütün arkadaşlarımız da buna adapteler. Gitgide buna göre kendini geliştiriyorlar. Bir kere arkadaşlarımdan, iş arkadaşlarımdan buradan teşekkür ediyorum. Biraz ben hani sinirliyimdir de, biraz kızarım da, bağırırım da, hani bir şey aksi gittiği zaman hani kendimi de çok tutamam. Birazcık da o konuda hani onların da kalplerini kırıyorum ama gelişmek için de bu lazım. Yani gelişmek için bu enerjiyi mutlaka almanız, vermeniz gerekiyor. İşinizi takip etmeniz gerekiyor. Her işi bilmeniz gerekiyor. Bu en yukarıdaki kurduğunuz şirkette kurduğunuz bu çatıda aşağıya, en alttaki arkadaşımıza kadar bu enerji naklediliyor. Şu an 600 kişinin çalıştığı bir grubuz biz. 600 kişi çalışanımız var. İleride belki bu 60 binlere, inşallah 160 binlere çıksın. Bundan keyif alıyorum. Çalışmak için yaşayan bir insanım ben. Benim hayatımın ana ögesi bu. Onun dışında aileye de zaman ayırıyorum. Yaşamak için çalışan değil, çalışmak için. Çalışmak için yaşayan. Evet. Çalışmak için yaşayan. Evet. Güzel. Çalışmak için yaşayan biriyim. Bu arada da aileye de zaman ayırırım. Bütün çocuklarımı ziyaret ederim. 4 tane kız var. Ayırmasanız zaten canınızı okurlar. Onlarla da iletişimimde herhangi bir eksiklik olmuyor. Onlardan da her gün mesajlaşırım, konuşurum. Hı-hı. Hani üçü yurt dışında okuyor, bir tanesi benden beraber burada. Sizin sektöre giren var mı? En büyüğüm şu an üniversitede iş mimarlığa girdi. İş mimar olacak. Ha, ne güzel. Ne güzel. Peki bir CV geldiği zaman Serdar İnan'a neye bakar o CV'de? Ya da siz mi yaparsınız iş görüşmelerini? Tabii. Yani çoğu bir kere belli bir seviyenin üstündeki, hı-hı, yani ne diyeyim, saha mühendisinin ve saha mühendisinin bir üstündekinden itibaren bütün görüşmeleri ben yaparım. Alınacak bütün arkadaşları tanırım. Hı-hı. Hepsini ben seçerim. Konu CV'deki nezaket, yani CV'yi tam doldurmuş mu, hı hı, bizdeki işe giriş formu vardır, o formu tam doldurmuş mu, el yazısı, ondan sonra sigara içip içmediğinden, burcundan, kan grubundan, sigara önemlidir tabii, onun dışında bizim testlerimiz var, işe almayı düşündüğümüz arkadaşlarımıza uyguladığımız testler var, o testlerdeki durum, görüşmede bir takım benim kilit, bir takım trik, ne diyeyim, tuzak diyeyim, hı hı, sorularım var, hı hı, o sorulara karşı verdiği, yani işini için, kendisi iş için neyini feda edebiliyor, hı hı, ne için işi arıyor, esas oradaki motivasyon önemli, hı hı, eğer o motivasyon gerçekten işe yönelikse o arkadaşı mutlaka alırım. Hiçbir şey bilmesi de önemli değil, özellikle de yetiştiririm. Yani bizim şirkette benim öyle yetiştirdiğim, devam ettiğim, kariyerini planladığım çok arkadaşım var.
Onlara zaman ayırıyorum. Bu da diyorum ki işte bilginin, tecrübenin zekatı olsun. Hı-hı. Bu da önemli. Yani yeni mezun biri geldiği zaman bir deneyimi yok. Siz onda başka özellikler arıyorsunuz. Tabii yani esas altyapısı varsa o çocuğun. O çocukla ben mutlaka ilgilenirim. Gerekli yardımı yaparım. Gerekli desteği alırım. Yeter ki o öndeki, içindeki o enerjisi olsun. O enerji var mı yok mu esas ona bakarım. Onun dışındaki bilgiydi, tecrübeydi zaten zamandan kazanılacak konulardır. Ama iş yapma isteği, iş yapma azmi kesinlikle zamandan kazanılamıyor. Hı-hı. O çocuğun içinde ya var ya yok. Yani işte ben biraz çalışayım, ondan sonra emekli olayım ya da işte bu firmada çalışayım, buradan başka firmaya atlarım. Bu gibi kafasının da arka planda bir takım düşünceleri varsa onu hissediyoruz. Sorularımızla alabiliyoruz onu. O zaman arkadaşlarla çalışmamayı tercih ediyoruz. Evet. Az önceki konuyla ilgili birkaç soru daha var. Bu raylı sistem konusuyla ilgili. Acaba bunu hayata geçirebilecekler mi? Bu konuda devlette bir temasları var mı diye sormuş mesela bir dinleyicimiz. Tabii. Biliyorsunuz Binali Yıldırım Bey Erzincanlı, ben de Erzincanlıyım. Kendisiyle görüştüm. Kendisi çok iyi biliyor bu projeyi. Bu proje, ben çok inanıyorum. Bu proje mutlaka yapılacak bir proje. Çünkü ihtiyaç olan bir proje. Yani İstanbul artık kendi kabına sığmıyor. Mutlaka ki Marmara'nın etrafına dönmek zorunda. Dönebilmek için de yapılacak tek proje Marmara Ring, İHA'ta. İstanbul Hızlı Tren Sistemi, bu tren sisteminin mutlaka yapılması gerekiyor. Yani ihtiyacın getirdiği bir durumdur. Ha, bu sene başlanır, belki 3 sene sonra başlanır ama mutlaka başlanacaktır, bundan eminim. Marmara'yı dönen bir hat çizilecek. Bütün Marmara'yı, Trakya tarafı, duraklarda durmadığınız olsa, için çok hızlı şekilde Marmara'nın etrafında istediğiniz istasyona ulaşabildiğiniz, hı-hı, bir sistem bu. Evet, o zaman Bursa'da oturan birisi İstanbul'a işte bir yarım saat, 20 dakikada gelecek. Evet, yarım saat hatta gelebilecek. Böyle hızlı bir geçiş olursa. Araç alımı da nelere dikkat etmek lazım? Biz inanlara gelmeden önce ne yapalım diye sormuş mesela Servet Bey. Hemen benzer bir soruyu da Aytekin Bey göndermişler. Emlakla ilgili biraz bize tüyo versinler. Öyle çok da paramız yok ama neye yatırım yapalım? Acaba açıklarlar mı demişler. Evet. Şimdi bir kere emlakta iyi firmalara yatırım yapsınlar. Yani İstanbul, Türkiye'de benim beğendiğim, bunların tabii hepsi İstanbul firmaları. Hı hı. 7 tane firma vardır. Bunlar gerçekten yaptıkları işleri farklı yapan firmalar. Bunların içinde inanları da sayıyorum, 7 firmanın içinde. Bu firmalarda doğru iş yaptıkları için, doğru yer, doğru lokasyon seçtikleri için yaptıkları projeler prim yapar. Hı hı. Bunlar bildiğimiz firmalar. Ya, 7 tanesi işte. 20 tamam. tane var da İstanbul'da tamam. iş yapan büyük firma 20 tane var. Burada şu var. Yani aldıkları diyelim ki 400 bin liraya geldiler, bizden bir daire aldılar. 100 bin lira peşin verdiler. Hı-hı. Geri kalan kısmını da banka kredisinden aldılar. Bu proje bittiği zaman en az %50 prim yapar proje. Yani 400 bin liralık proje 600 bin liraya çıktığını düşünün. 200 bin lira üstünden kar elde ediyorsunuz. Ne verdiniz bize? 100 bin lira cebinizden çıktı. 300 bin lira kredi aldınız. Hı hı. Hadi 10 bin lira 20 bin lira da banka faiz ödediniz. 180 bin lira, yani 120 bin liraya 180 bin lira gibi, yani %150 gibi bir kar etme şansınız var. Bu da çok önemli bir özellik. Hı hı. Yani biz inşaatçı olarak bir projeden %150 kar etmemiz mümkün değil. Ama siz banka kredisini bir kaldıraç olarak kullandığınız için, %25 bir peşinatla aldığınız için, hı hı, ve proje %50 ki prim yapar, ki bizim her yaptığımız proje en az %50 prim yapmıştır bugüne kadar. Hiç %50'nin altında kaldığımız bir proje olmamıştır. Çok rahat %100'lerin üstünde, %150'lere civarında bir karı elde etmiş oluyorsunuz. Evet. Ulaşım ve otomotivden ziyade emlakla ilgili sorular yoğunlukta. Emlak balonu var mı İstanbul'da demişler. Şimdi o çok mesela. Ben onu cevapladığım bir sorudur. Çok da güzel bir soru. Şimdi balon olması için para olması lazım. Türkiye'de para yok. Şimdi balon olması için Türkiye'de bu kadar gayrimenkulü fuzuli değere de yapacak kadar para olması lazım. Maalesef bizde bu kadar para yok. İstanbul'un nüfusu her sene 250 bin artıyor. Yani İstanbul'a her sene 100 bin adet konut yapılması lazım ki Türkiye'de, İstanbul'da şu an mevcut her yıl 100 bin konutluk ancak ruhsat alınabiliyor. Hı hı. Bunlar içinde yapılmayanlar da olur. Yani 100 bin ruhsat, 250 bin nüfus artıyor. Onun dışında kalan, düşünebiliyor musunuz? İstanbul'un 15 milyon nüfusunun kentsel dönüşüme de ihtiyacı var ki, hı hı, aslında şu anki potansiyelde kentsel dönüşüm anlamında da çok da bir şey yapamıyoruz. Onun için İstanbul'da kesinlikle balon yoktur. Ama bazı yerlerde, bazı mahallelerde,
veyahut işte yan yana aynı projenin benzerini yapan firmalarda bir takım lokal balonlardan bahsedilebilir. Ama bu talebin olmadığı anlamına gelmiyor. O firmanın aynı projelerden çok çok yan yana üretmesinden doğan yani insanların gelip diyelim ki İstanbul'da atıyorum Kurtköy bölgesinde çok fazla proje var. Ne oluyor? O bölgede lokal bir fazlalık oluşuyor. Ama başka yere geldiğiniz zaman da o bölgede de inşaat o kadar yapılmamış oluyor. Evet. Yani şey diyor bir dinleyicimiz de alan kazanır mı hakikaten demiş ama bir taraftan da o kadar çok bina var ki çoğunun da içi boş görüyoruz. Kim alıyor bunları diye de soranlar var mesela. Şimdi binanın tabii satıldıktan sonra dolması bir süreç alıyor. Şimdi biz de binayı bitiriyoruz. %80, %90 satışla bitiriyoruz. %10, %5 elimizde ya kalıyor ya kalmıyor. Tabii o kiracıların gelmesi, işte alan kişinin taşınması, işte okul dönemlerinin bekleyen oluyor, işte bayramdan sonra taşınacağım diyen oluyor. Bu gibi beklemelerden dolayı o bir sene, bir buçuk sene bir bina boş gözüküyor, doğrudur. Hı hı. Ama hemen ondan sonra da doluyor. Mesela doğru. Bizim bundan 3 sene önce, 4 sene önce bitmiş hiçbir binamızda bir kişi, bir iki daire bile bulamazsınız boş. O zamandan dolu yani, ona bakmasınlar. Ama İstanbul'da şu an 4 tane bölge var. Bu sırrı vereyim ben. Beklenen bu zaten. Buyurun. Prim yapacak bölgeler şunlar. Kanal İstanbul bölgesi. Yani Esenyurt, Güneşli, evet. Halkalı hattı diyeyim. Ondan sonra Kağıthane, Feriköy, Seyrantepe. Merkezi iş alanları olan bir bölgedir burası. Burası da gelecekte çok ciddi prim yapacak. Ama İstanbul'un en çok, yani bu 4 taneden en çok prim yapacak olan bölgesi Sarıyer, Zekeriyaköy ve Karadeniz kıyılarıdır. Çünkü orada hem 3. köprü hem 3. havalimanı. Doymadı mı oralar? Şu an orada mevcut çok az inşaat var. Çok az şantiye var. Çoğu ormanlık olduğu için ormanlık alanın dışında kalmış çok ender arsalar var. Yani yapılacak çok az yer vardır o bölgede, kuzeyde. Yani kuzeyde çok büyük gelişme olacak. İstanbul güneyden kuzeye taşınacak. Bilhassa bu depremden dolayı. Yani deprem kuzeyde daha rahat olduğu için. Bir de 4. bölgede işte Gebze köprü hattı dediğim Kartal'dan Dilovası'na kadar olan bölge. O bölgede gelişiyor. Bursa artık İstanbul'a bağlanacak o köprüden sonra. Evet. Yani artık ne diyeyim ben size, Kartal İstanbul'un sonu gibi bir yer olmayacak. Veya Pendik İstanbul'un sonu gibi olmayacak. İstanbul'la Bursa'nın ortasında bir merkez gibi olacak. Ayrı bir merkez statüsüne kavuşacak. Çekmeköy'ü sormuş bir dinleyicimiz. Madem böyle açık açık konuşuyoruz, ona da cevap verir misiniz? Orada şu anda uygun fiyatlı evler var ama... Alsak mı? Ne der Serdar Bey demişler. Bizim orada şu an başladığımız teras koru sitesi var. Sizin tabii. Projeniz. O da işte 3. köprü hattının üstünde ve aynı zamanda bağlantı yolunun üstünde bir yerde. Hem orman kenarı, hem sessiz sakin, hem de geleceği çok parlak olan bir bölgedir o bölgede. Metro gidiyor oraya bildiğim kadarıyla. Tabii metro gidiyor. Hepsi gidiyor. 3. köprü. 3. köprü. 3. köprüye bağlantı yapılıyor biliyorsunuz Ümraniye'nin üstünde. Evet, evet. O işte yani o da tam böyle şey gibi, Pendik gibi arada kalacak. 3-2 tercih edebileceksiniz. Alemdağ o anlamda çok gelişecek olan bir bölge. Hı hı. Bizim o teras koru projemiz de Alemdağ bölgesinde. İzleyicimiz mutlaka, dinleyicimiz mutlaka hani o bölgeden almak istiyorsa alsın. O bölgede çok ciddi prim yapacak olan bölgelerden biri. Toprağa hala yatırım yapılabilir mi demiş bir dinleyicimiz arsadan. Toprak işini biraz riskli bir iştir. Yani çok böyle hani amatörce yatırım yapanlara çok tavsiye etmem. Alırsınız toprağı, imarı değişir, imarı bozulur. Ne bileyim eskiden vakfiyesi çıkar, bir sürü toprakla ilgili sıkıntılar vardır. Kaygan zemindedir, sulaktır, ne bileyim bir sürü böyle sıkıntılar var. Toprak işi daha biraz daha profesyonellerin işi. Bence hiç toprak işine girmeden, ki toprakta kredi de yok. Hani konut aldığınız zaman konutta ciddi bir konut kredisi var. Bankalar %25 peşinden, geri kalanı %75 kredilendirerek çok rahat verebiliyorlar. Yani aynı paraya siz 4 tane gidip daireye girip o dairelerin primlerini binalar bittiği zaman elde edebilirsiniz. Telefon bağlantıları alalım ama bir yol durumu arkadaşlarımız aktarsınlar. İstanbul trafiği de çok yoğun. Sayın Serdar İnanlar, söyleşimiz devam edecek. Bir sonraki bölümde telefon bağlantıları alacağız. Dinleyenlerimizin sorularını canlı canlı dinleyeceğiz. Ulaşım dünyası devam edecek. Radyo trafik. Ulaşım dünyası devam ediyor.
Evet, programın son bölümündeyiz. İnanlar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar İnan bugün konuğumuz. Her şeyi konuşuyoruz. İş dünyasını, İstanbul'u, emlak sektörünü, otomotiv sektörünü. Sorularınız geliyor. Onları Sayın İnan'a yöneltiyoruz. Aynı zamanda telefon bağlantısıyla da yine dinleyenlerimizin sorularını alabiliriz. Telefon numaramız 212 alan koduyla 363-0414, 363-0414. Bu numaradan yayına katılmanız mümkün sevgili dinleyenler. İş hayatında Serdar Bey'in örnek aldığı biri var mı oldu mu diye bir soru gelmiş Zeki Öztürk'ten. Bir kişi demeyeyim de yani ben çok kişiyi örnek alıyorum. Yani yurt dışından da bundan ilgili örnekler var. Türkiye'den de tabii ki örnekler var. Bir kere ilk hayatımda tanıdığım en önemli iş adamı babam Bedrettin İnan. Gerçekten çok beyefendi. Çok ne yaptığı belli olan, hiçbir zaman dediğinden sözünden dışarı çıkmayan, dümdüz hareket eden bir insan olduğu için kendime çok örnek aldığım bir şahsiyet. Hı hı. Onun dışında yurt dışından çokça örnekler var. Mesela Warren Buffett vardır, belki bilirsiniz. Bir Amerikalıdır ve borsa konusunda çok uzman biridir. Hı hı. Mesela ondan aldığım bir örneği anlatayım. Hiçbir zaman borsadan devamlı alım yapan bir insan Warren Buffett. Borsada işte fiyatlar aşağı düşüyor, yukarı çıkıyor. Hiçbir zaman fiyatlar tam tabandayken almamış, tam tavandayken de almamış. Bakıyorsunuz alımlarına, satımlarına. Çıkış başladığı zaman alıyor. İniş başlamadan da önce satıyor. Yani beklerseniz bir mal iyice tavana çıksın, iyice tavana çıksın, ondan sonra satayım. Maalesef ondan sonra kırılmaya başlıyor. Yani aslında biraz kanaatkarlığı öğretti bana diyeyim. Alırken kazanırsınız. Alırken zaten kazanıyorsun, satarken kazanıyorsun. İkisine de kazanıyor ama evet, tam tavandayken satmayı beklemediğinden diyeyim. Tamah. Ya tamah etmiyor. Evet. Bizim mesela insanımızda bazen oluyor. Hadi biraz daha bekleyeyim, biraz daha fiyatlansın, biraz daha fiyatlansın derken hepsini kaybediyorsunuz. Onun için hani biraz ben o düsturu kendime de edinmişimdir. Aldık 10 liraya, verdiler diyelim ki 11 lira, verelim gitsin yani. İlla ki ya bu işte 13 olacak, 15 olacak, 25 olacak. Hani beklemenin bir alemi yok. Peki. İsmail Gül beyefendi hattalar. İsmail Bey buyurun. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Benim sorum şu yönde olacak. Kentsel dönüşüm hakkında ne düşünüyor Serdar Bey, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Serdar Bey'in bu konuda, hatta ben bölge bile söylemek istiyorum. Bağcılar, Güneşli civarı ile ilgili ne düşünüyor? Çünkü ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hani kendi açımdan konuşuyorum. Ben orada oturuyorum ve orada başımdan geçen bir olaydan dolayı bu soruyu sormak istedim. Evet. Şimdi benim de ailem atıyorum 70 lira. Şu anda gelip müteahhitler 150 lira veriyorlar ve burayı bize verin diyorlar. Kentsel dönüşüm hani nasıl bir şey? Ben hala çözebilmiş değilim. Ve dipdibe az önce söylediğiniz gibi aynı firmaların aldığı yerler var. Hani iki sokağı birden alıp site haline getirip arada küçük küçük binaları bırakıyorlar. Bu uygun bir şey mi ya? Bu güzel bir şey mi yani? Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ne menen bir şeydir bu? Şimdi kardeşim konu, buyurun. 70 liralık malına 150 lira veriyorlarsa ben derim ki sat, ama önce ne olduğunu bir anlayıp satmak lazım. Yani bunu niye 150 lira verdiklerini iyi anlamak lazım. Şimdi sizin diyelim ki yerinizde bir dairelik yeriniz vardır. İnşaat yapılıp yıkılıp yapıldığı zaman 5 dairelik oluyordur yeriniz. Yani 1'e 5 oluyordur daire. O zaman ciddi bir karlılığınız var. Yani buradaki imarın ne olduğunu bilmemiz lazım. Yeni imar şu anki mevcut imardan, şu an yapılmış binadan çok çok fazla ise ona göre değerlendirip satıp satmamaya karar vermek lazım. Ama kentsel dönüşüm projeleri çok zor gerçekleşiyor. Yani böyle yüksek fiyatlardan da bir fiyat teklifi varsa da muhtemelen satmakta fayda var. O alıcı arkadaş belki de hani onu alacak, başka bir şeyde değerlendirecektir. Hani biraz önceki verdiğimiz örnek işte hani çok tamah etmemeye iyi bir örnek. Tabii Bağcılar bölgesi çok böyle ara sokakları dar olan, her yeri inşaat olan, hiçbir yerde park bahçesi olmayan bir maalesef ilçemiz. Şimdi buranın kentsel dönüşüme girdiği zaman ada bazında dönmesi lazım. Ada bazında yüksek bloklar, bir tane blok mesela, bir ada yıkılacak, bir blok yapılacak yüksek. Etrafı yeşil bırakılması lazım. Bu şekil gelişmesi lazım. Ancak kentsel dönüşüm bu şekil maalesef gelişmiyor. Beton, aynı beton adalar da aynı şekilde yapılıyor. 5 katlı binalar yıkılıyor, 7 kat, 8 katlı binalar yapılıyor ama yani sosyal donat anlamında, İşte yeşil anlamında, işte çocukların oynayacağı bahçe anlamında hiçbir şey maalesef kalmıyor. Halbuki birazcık daha yükseltsek binaları, daha yüksek kat imara izin versek, ama bunun yanında yeşil alan mecburiyeti kılsak, ada bazında çözümler yapsak çok daha İstanbul'un için, çok daha geleceği için çok daha parlak olacak.
Yani planlamada en başta bir sorun olduğu düşüncesinde misiniz? Tabii ki. Kentsel dönüşüm kanununda bir takım yetersiz konular da var. Çok fazla bir adanın içinde 100, 200, 300 kişi oluyor. O kişileri bir araya getirmekte sorun oluyor. Yani yıllar geçiyor. Mesela biz şu an 5 tane kentsel dönüşüm projesi yapıyoruz Kadıköy'de. Şu an inanların devam ettiği 5 tane kentsel dönüşüm projesi var. Bizim adalar, bizim aldığımız yerlerde 20-25 arsa sahipleri var. Ama böyle 100, 200, 300 olan yerlerde bunları dönüştürmek çok zor. Böyle eski kooperatif blokları vardır. Bilirsiniz İstanbul'un merkezinde de var. Bunlar için özel bir statü getirmek gerekiyor. Belediyenin veya devletin o adaları kendisinin hamurlaştırıp tapuları tek tapu haline getirmesi gerekiyor ki işler daha hızlı gitsin. Yoksa 300 kişinin 300'üne de sormaya başladığınız zaman işte nasıl yapacağınızı bir şekilde yol alamaz hale geliyorsunuz. Tek tek onay gerekiyor mu? 3'te 2 çoğunluk meclisi var. 3'te 2 de yani 300 kişilik adada 200 kişi oluyor. Evet, o yani da bir ciddi bir nüfus oluyor gene. Ciddi bir efor sarf etmek gerekecek. Selim Yalçın beyefendi buyurun. İyi günler, iyi çalışmalar. Sağ olun, buyurun. Ben bir şey soracaktım. Şimdi bizim iki telli Altınşehir bölgesinde belli miktar arsamız var ama şimdi orada şöyle bir sıkıntı var. TOKİ'nin el koyma turun gibi bir şey var. Yani oralardaki gelecekle ilgili durum nedir? Beyefendinin şarkı bilgisi vardır sanırım. Altınşehir geleceği çok altın olan. Altınşehir'in geleceği altın. Bir kere malınızın kıymetini bilin. Yani ya, zaten şu anda TOKİ şey koymuş, şark koymuş durumda, çivi çaktırmıyor bölgeye. Tabii işte TOKİ'nin orada büyük projeleri var. Başlayacak o projelere. Genel planı var. Genel plan yapıyorlar. Genel plan yaptıkları için şimdi genel plan yapılmadan önce siz evinizi verirsiniz. Eviniz yıkılır. Yerine yeniden bir işte 3 kat 5 kat genel plana uymayan bir ev yapılır endişesiyle. Genel planlar bitene kadar orada bir imalat yaptırmıyorlar. Peki. Teşekkür ederiz. Devam edelim telefon bağlantılarıyla. Twitter üzerinden de bu arada sorular gelmeye devam ediyor. CV konusunda konuşmuştuk. Ayşe Hanım hemen bir mesaj atmışlar. Demişler ki oğlum bu sektöre girmek istiyor. Eğitimini de aldı ama iş bulamıyor. Ne yapması lazım diye bir soru. Siz bu anneden babadan gelenlere ya da tanıdıklardan gelenlere... Bir kere annelerin araya girmemesi lazım. Girmemesi lazım. O. Kimsenin girmemesi lazım. Tabii, anne araya girdiği zaman yani bir anne bana işte benim oğlum işe alır mısın ricasında bulunduğu zaman anne devamlı çocukla şantiyeninde ben yan yana oturacak hali yok. Onun için hani bir yanlış anlaşma olabiliyor. Evet. Şöyle olabilir, patronlara direkt mesaj atsınlar. Kendisini tanısınlar. Özelliğini farkını anlatsınlar. Yani diğerlerinden farkının ne olduğunu patrona e-mail atarak, özür dileyerek, işte mesaj atarak. Yani sizi etkiler rahatsız mi ediyorum, bu patron? Sizi rahatsız ediyorum ama benim şöyle bir özelliğim var. Ben şunu becerdim, bunu yaptım diye. Tabii beni etkiliyor mesela, ben ondan etkilenirim. Hatta böyle bir mesajlar geldiği zaman insan kaynaklarına gönderirim. Ama şöyle bir CV atmasınlar yani, işte aşağıdaki CV'me bakarak işte beni gerekli gördüğünüz yere lütfen koyunuz. Yani bu tabii çok boş bir mesaj oluyor. Yani önce hedefini sen belirle. Hedefini belirlemesi gerekiyor. Benim hedefim budur. Bu hedefle ilgili de bugüne kadar bunları yaptım. Size ben bu katkıda bulunabilirim mesajı atarsa bu mutlaka ki iyi bir insan kaynakları uzmanının ya da patronun ya da başkasının neyse bunu okuyan kişinin mutlaka dikkatini çekecektir. Evet, güzel. Ali İnan beyefendi, akraba mı acaba? Buyurun Ali Bey. Merhabalar Cezayir Bey, ben Trabzonluyum. Serdar Bey'i tanıyorum, Erzincanlı, dinliyorum baştan beri programı. Buyurun. Merhabalar Serdar Bey. Merhaba Ali Bey. Nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkürler, var olun. Sizler de. Şimdi ben ilginç bir projenizle ilgili ilginç bir tesadüf olan bir şeyle ilgili aradım sizi. Bu İstanbul dışından hızlı trenlerle İstanbul içine ulaşıp geliştirmişsiniz. Maliyetini de açıkladınız. 7 milyar dolar civarında bir maliyet. Şimdi çok ilginç bir şey var. Ben yaklaşık 5 sene önce Arçelik Genel Müdürlük'te ulaştırma işinde, taşeron firmada çalışıyordum. Orada üst düzey yöneticilerle de yaptığımız bazı konuşmalarda, görüşmelerde, seyahat esnasında İstanbul'un gelecekte, ben 20 yıllık bir süre koymuştum o konuşmalarda, gelecekte bir eğlence, eğitim ve iş merkezi haline döneceğini, hızlı trenlerle Marmara bölgesinden İstanbul'a ulaşımın sağlanacağı ve çalışma hayatının bu şekilde yürütüleceği konusunda böyle bir fikirde bulunmuştum, bir öngörüde bulunmuştum. Böyle bir konuşmalarımız olmuştu zaman zaman. Daha sonra buna yakın bir projeden Binali Yıldırım Bey'in, o zaman şimdi de yeni bakanımız oldu. O zaman da bakanımızdı.
böyle buna yakın bir sabah gazetesinde çok küçük bundayla bir haber konusu geçmişti. Ben esas merak ettiğim, siz Binali Bey'le de bu konuyu görüştüğünüzü söylemiştiniz. Yaklaşık 3 yıl önceye dayanan bir şeydi bu haberi okuduğum. Hatta o zaman Arçelik'te bir direktör olan beyefendiye haberi gösterdiğinde konuşmada doğru tespitlerde bulunmuşsun gibi bir ifadede bulunmuştu. Onu merak ediyorum esasında. Çok doğru bir proje. Gelecekte de İstanbul'un trafik sorununu yaşanılabilir hale gelmesini çok sağlayacak bir proje bana göre de. İçeriğinde açıkçası çok merak ediyorum. Bir mail adresi yayın arkasından versem, bana maille proje konusunda bilgi verme şansınız var mıdır? Onu da çok merak ediyorum açıkçası. Peki. Teşekkür ederim. Sabah Ali açık Bey. Zaten. Onlar. Videosu var. Videosunu gönderirim ben size. Benim. O zaman ben yayın arkasına mail adresini bırakayım. Tabii. Zahmet olmazsa. Rica ederim. Peki. Çok rica ediyorum. Teşekkür ederim. Detayından biraz daha bahsederseniz projenin özellikle çok sevineceğim. Buyurun. İşte bu duraklarda durmayan bir tren projesi. Yani esas özelliği Marmara'nın etrafında dönen bir hızlı trenin yanında esas farklı olan yanı, duraklarda durmadan duraklardan trene, ana trene gidip ana trenden tekrar durağa döndüren bir sistem bu. Bu sistemin özelliği bu. Bu şekilde durağa girmediği için hızlı tren 300-350 km hızla devam ediyor. Siz trene bir şekilde yetişip trene biniyorsunuz, sonra ana trenden ayrılıp iniyorsunuz. Bu şekilde de duraklarda hızlı tren zaman kaybetmediği için çok uzun mesafelerde, gene aralarda yüzlerce, onlarca durak dahi olsa çok hızlı şekilde istediğiniz durağa ulaşabiliyorsunuz. Ya vagonları bırakarak. Tabii. Vagonlar toplanıp ve vagonlar bırakılarak. Toplama ve bırakma şeklinde. Evet, sistem odur. Aslı Suret kitabınız. Altın Çağ'ın kapısını Türklerin aralayacağını ve İstanbul'un yeni dünyanın başkenti olacağını belirtmişsiniz. Sizi bu düşünceye ne sevk etti? Hala aynı görüşte misiniz? Tabii ki, tabii ki. Şimdi dünyadaki olayları tabii izliyoruz. Yani tarihe de çok meraklıyım, tarihi de okuyorum. Neticede bizim milletimizin, Türk milletinin bugüne kadar 16 tane büyük devlet kurmuş. Şu an dünyada yaklaşık 48 kadar Türk kavmine ait ulus var. Ve dünyanın bütün coğrafyalarına hakim olan bir ulusuz. Yani buradaki tabii özelliğimiz bizim Türk milleti olarak gidip gittiğimiz noktalarda bir ırki egemenlik kurmadan o insanlara bir özgürlük, bir adalet götürmesinden kaynaklanan bizim milletçe olan kendimize ait vasıflarımızın artık baktığımız zaman da çevremize, işte eski Osmanlı coğrafyasında, işte Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da, işte kargaşanın devam ettiği, aslında böyle bir talebin olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir talep olduğu zaman da talep oluşmasıdır esas. Yani siz piyasada bir arz ettiniz, yani bir mamul ürettiniz ama arz ettiniz. Bu arz ettiğiniz zamanda karşınızda bir talep olmazsa o ürettiğiniz malın karşılığı olmaz. Ama şu anki ortama baktığımız zaman 21. asırda aslında Türkiye coğrafyasının etrafında çok ciddi bir otorite boşluğunun olduğunu görüyoruz. Bu otorite boşluğunu da doldurabilecek ben tek devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni görüyorum. Zaten dikkat ediyorsunuz, Türkiye hani yıllardır bu kadar üstlerine gelinmesine rağmen, bu kadar sıkıntılar yaşamasına rağmen bütün badirelerden de hep atlatıyor. Yani sıkıntılar ona belki zarar veriyor ama hiçbir zaman ortadan kaldırmıyor. Buradan da esinlenerek yani aslında bir ilahi yardımın da bizim milletimize olduğunu da aşikar görüyorum. Bu sebepten 21. asırda gerçekten bu milletin çok büyük işler yapacağına, etrafına özgürlük ve adalet dağıtacağına ve bir çekim merkezi haline geleceğine ve İstanbul'da gene eski günlerine, eski yıllarına geri döneceğine ben kalben çok inanıyorum. Evet. Telefonumuz varsa ben göremiyorum arkadaşlar şu anda. Var ama ismi göremedim. Bayram Çil şimdi gördüm. Peki sonra da Bayram Bey'den sonra da yavaş yavaş programı toparlayalım. Efendim buyurun. İyi günler Radyo Trafik olarak. Buyursunlar. Abim merhaba. Merhaba. Abim bir sorum olacak. Havuzlar Filizköy'de bir arsam var. Bu Kanal İstanbul projesinden dolayı yani imar durduruldu. Zaten imar yoktu. Hani yaklaşık 20 yıldan beri benimdi. Sezer Bey'e sorun. Hani 20 yıl ben bekledim. Bana bir faydası olmadı. Olacağını da zannetmiyorum ama çocuklarıma bir faydası olur mu? Isparta Kule civarı. Peki. Göle çok yakın değilseniz, yani göl koruma hattında değilseniz elinizde 20 sene tuttunuz, artık mürüvvetini yiyeceksiniz diyelim. Oradaki planlar hemen hemen bitiyor. Kanal İstanbul'la ilgili geçen 2 gün önce 3 gün önce ATV'de
programda da açıkladılar. Kanal İstanbul'un güzergahı işte Küçükçekmece Gölü ve arkasından Sazıdere Barajı ve işte 3. Havalimanı'nın yanından biliyorsunuz Karadeniz akacak. Yani gölün koruma sahasında değilse çok daha güzel bir imarla karşılaşacaksınız. Sizin arsanızın şu an blokajlı olması, işte üzerinde şu an herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Biliyorsunuz bakanlık o bölgeye bir tahdit koydu. İşte o planlar bittiği zaman yeni planlar askıya çıkacaktır. Siz de o zaman malınızın ne kadar değerlendiğini göreceksiniz. Bayram. Peki, teşekkür ediyoruz. Oto Türkiye, sorunuzu yanıtladık aslında. Çoğu yerde bayilikleriniz var, oto bayilikleriniz. Durumunuz ne, ileride ne düşünüyorsunuz? Büyümeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Sancaktepe bölgesi için. Sancaktepe'de de Hyundai bayiliğimiz var bizim. Sancaktepe bölgesi. Genel anlamda, tabii. Anlamda bir şeyiniz var mı? Peki, yavaş yavaş bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz dinleyenlerimize. Sayın Serdar İnan, İnanlar Yönetim Kurulu Başkanı. Var mı son cümleleriniz? Vallahi hiçbir zaman ümidimizi kaybetmeyelim. Yani ümidimiz kaybolduğu zaman her şey çok kötü olabilir. Ama ümidimizi hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Bütün dinleyicilere buradan şunu söylemek istiyorum. Kriz anları, sıkıntılı anlar aslında yeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelir. Sıkıntılı dönemlerden ders aldığımız zaman önümüzün çok daha rahat açıldığını, çok daha işlerimizin iyi gittiğini göreceğiz. Onun için iyi niyetimizi, karamsarlığımızı, iyi niyetimizi hep baki tutalım. Kötümserliğimizden uzak duralım. Peki, çok teşekkürler. Haftaya başka bir konukla aynı gün aynı saat tekrar burada olacağız. Dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Ulaşım dünyası sona erdi.